Arkadaşlar merhabalar. Dilcilere Özel Matematik kanalı K4 Matematiğe hoş geldiniz. Daha önceki yayınlarda size bazı sözler vermiştik. Dolu dolu içerikler olacağını söylemiştik. Özet konu anlatımları ve bunlar üzerinden de yeni nesil sorulara yer vereceğimizi söylemiştik. Bugünkü çalışmamızda hemen başlıyoruz. Temel kavramlarla başlıyoruz. Çok önemli bilgiler vereceğim sizlere. Ve bu bilgileri ileride de kullandıkça hatırlatacağız. Geriye döneceğiz. Bakın şu konuda bunlardan bahsetmiştik diyeceğiz. O zaman aklınıza daha kalıcı olacaktır. Ee, biz rakamlarla bir giriş yapalım. Yavaş yavaş ilerletelim. Biraz eski nesil sorulara yer vereceğiz. Orada amacımızın ne olduğunu sizlere söyleyeceğim. Ardından yani temel kavramdan ilerleyen videolarında yeni nesil soruları bulacaksınız arkadaşlar. Şimdi rakam tanımıyla başlayalım. Rakam nedir? Sayıları yazmamıza yarayan matematiksel sembollerdir. Aslında matematiksel sembollerdir bunlar. Ve biliyoruz ki rakamlar 0'dan 9'a kadardır. Bakın lütfen başka bir şeyle karışmasın. Soruda rakam dendiğinde aklımıza 0'dan 9'a kadar olan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gelecek. Karıştırırsak bir başka şey, rakam yerine bir başka şey düşünürsek o sorudan biz medet ummayacağız arkadaşlar. Rakamlar tek rakamlar 1 3 5 7 9 ve çift rakamlar 0 2 4 6 8 olarak iki gruba ayrılır. İsterseniz burada hemen bir hatırlatma yapalım. Bunu not almanızı istiyorum. Tek sayı ve çift sayı. Tek sayı neydi arkadaşlar? Tek sayı 2 ile tam bölünemeyen sayılardır. tam bölünemeyen sayılar. Çift sayılar ise 2 ile tam bölünen sayılardır. Tam bölünmek ne demek? Kalan olmayacak. Yani siz 24 dediğinizde 24'ü 2'ye böldüğünüzde kalan sıfır olur. İşte bu 2 ile tam bölünmedir. Çift sayıdır. Tek sayılarda mesela 37 2'ye böldüğünüzde bir kalanını elde edersiniz. O zaman 2 ile tam bölünemiyor diyebilirsiniz. Daha güzel bir tabirle aslında şunu da söyleyebiliriz. Tek sayı dediğimiz zaman arkadaşlar tek sayıda ne yapabiliriz? Son rakamına bakabiliriz sayının. Yani yukarıya not alıyorum. 53, 71, 99. Bakın eğer şunlar sondakiler tekse tek sayıdır. Dolayısıyla buradan bizimle alakalı bir bilgi, bir kazanım istiyorlarsa rahatlıkla yolumuza devam edebiliriz. Çift dendiğinde de 60 olsun, 72 olsun, 76 olsun, 84. Bakın, sona biz 0 2 4 6 8'i şurada gösterdiğimiz çiftleri yazarsak çift sayı elde ediyoruz. Hayır, sona 1 3 5 7 9 yazarsak tek sayı elde ediyoruz. Lütfen videoyu durdurup şu bilgileri not alın. Bunlar ileride karşımıza gelecek, lazım olacak. O yüzden şimdiden bunları not alalım, sağlıklı bir şekilde ilerleyelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi rakamla ilgili hemen örneklere bakalım. Burada eski nesil örneklerimiz var. Sebebi de şu arkadaşlar. Eski nesil örnek aldık. Çünkü burada bizim e, öğretmek istediğimiz bir takım şeyler var. Hemen nedir bakın? En büyük. Bunun nasıl bir yoruma ihtiyacı olduğunu, soruya nasıl yaklaşmamız gerektiğini biz buradan çıkarmak zorundayız. Ve doğru çıkarırsak da hiç problem, hiç sıkıntı yaşamayız. A, B, C. Birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. 2a eksi b eksi c ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Bu kötü bir soru okuma örneği arkadaşlar. Böyle soru okursak bizim için açıkçası çok anlaşılır olmaz. Bu soru kısa. Daha uzun soruları düşünün ki beraber çözeceğiz problemlerde uzun sorularla ya da sayıların temel kavramlarının devamında biz uzun sorularla muhatap olacağız çok garip sorularla muhatap olacağız. O yüzden öncelikle soru okumanın doğru yöntemini sizinle bir irdeleyelim. Bir daha başlıyoruz. Daha tane tane ve okudukça anlaya anlaya ilerleyeceğiz. A, B ve C birbirinden farklı. Bakın bu bizim için çok önemli. Yani sen birbirinden farklı sayıları tercih edeceksin diyor. Hatta sayı da demiyor. Ne diyor bize? Rakam diyor. O zaman hemen nereye döndürdü bizi? e, sıfırdan dokuza kadar olan matematiksel semboller demiş ki onlara gideceksin. Birbirinden farklı 3 tane alacaksın. A, B, C olmak üzere. Ve diyor ki bize 2A eksi B eksi C ifadesinin alabileceği en büyük değerden bahsediliyor. Şimdi ben bu ifadenin alabileceği en büyük değeri bulmak istiyorsam hemen bakın mantığımız şöyle çalışmalı. Buradaki 2A pozitif. Neden pozitif? Hemen dipnot arkadaşlar. Eğer sayının önünde yani 2A ifadesinin önünde hiçbir şey yazmıyorsa o pozitif olduğunu gösterir. Bunu aldım. Sonra B'ye bakıyorum. B'nin önünde ne var? Eksi var. Negatif çıkarma. C'ye baktım yine önünde eksi var. Negatif çıkarma. Tamam o zaman büyüklüğü küçüklüğü yorumlayalım. Şimdi matematikte ya da günlük hayattan da düşünebilirsiniz. En büyük olabilmesi için Toplamayı mı tercih edersiniz yoksa çıkarmayı mı tercih edersiniz? Tabii ki büyük olsun diye toplamayı, yani pozitif olan sayıları, artılı olan sayıları e, bizim tercih etmemiz gerekecektir. Negatif olanları yani çıkarma olanları tercih ettiğimizde de her zaman ne yaparız? Daha küçük sonuçlar elde ederiz. Yani en büyüklendiğinde, en küçüklendiğinde neleri tercih etmemiz ya da etmememiz gerektiğine soruya göre karar vereceğiz arkadaşlar. Bizdeki soru en büyük olmasını istiyor. Şimdi 2A'ya biz pozitif dedik ya artı. E bu da yani A'yı 2 ile çarpmak da değerimi, sonucumu, cevabımı büyüteceğine göre ben o zaman buraya ne seçmeliyim? Uygun bir rakam seçmeliyim. E en büyük olmasını istiyorsa o zaman buraya en büyük 9'u tercih etsek. Gayet güzel olacak. Şimdi bakın ne oldu? 2 çarpı 9 bir 18 var elimizde. Sonra diyor ki çıkarma geliyor. Çıkaracaksın. Biz ne demiştik? Çıkarma sonuçları küçültür arkadaşlar. O zaman ne yapmamız lazım? Cevabımızın küçülmesini istemediğimiz için biz B'ye ve C'ye negatif olanlara, çıkarma olanlara cimri davranacağız. Ben buna rakam dediği için en küçük rakamımı sıfırı versem. Buna da yine sıfır vermek isterim ama olmaz diyor. Birbirinden farklı vereceksin. Sıfır değil bir versem. O zaman ne oldu? 18 eksi 0 eksi 1. 18'den 0 çıktı. 0'ın çıkarmaya bir etkisi yoktur arkadaşlar. Yani 5'ten 0'ı çıkarsanız 5, 18'den 0'ı çıkarsanız 18 oluyor. 18'den 0'ı çıkardım 18. Bir daha çıkardım 17 oldu. Yani bu sorumuzun cevabı ABC birbirinden farklı rakam olduğunda en büyük değer dediğinde 17 oluyormuş arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir başka örneğimiz geldi. Diyor ki x, y, z birbirinden farklı rakamlar olmak üzere yine birbirinden farklı istiyor. 3x artı 5y eksi z ifadesinin alabileceği en küçük değer. Bakın soru kökü değişti. Ne oldu? Burası aynı kaldı. Birbirinden farklı e yine rakam diyor. Benzer bir ifade yine var ama bu sefer bunun. En küçük olmasını istiyor. Yani en büyüğü de yorumlayacağız, en küçüğü de yorumlayacağız iki soruda. Ve bu mantıklar değişmez arkadaşlar. Bunları hep biz bu şekilde kullanmaya devam ederiz. Peki, şimdi bunun küçük olması için bakıyorum şurada bir pozitif artı olan 3x var. Yine artı olan 5y var, eksi olan z var. Arkadaşlar ne demiştik biz? Artıları büyük tutarsanız sonuç büyüyor. E şimdi Artılı olan 3x var 5y var. Biz bunların cevabı büyütmesini değil tam tersine küçültmesini istiyoruz. O zaman biz bunlara bu sefer küçük cevap olsun diye mümkün olduğunca cimri davranacağız. Küçük sayılar vereceğiz. Rakam dediğine göre en küçük kimler var birbirinden farklı almak zorundayım. Sıfır alırım biri alırım. Şimdi burada bakın ne gelecek? Sıfırı biz x için ne düşünebiliriz? y için düşünebiliriz. Biri x içinde, de y için düşünebiliriz. Hangisini nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi y'yi 5 ile çarpmışız. Bakın burada ortada 5y var. x'i de başta 3x ile çarpmışız. Peki 5 ile çarpıldığında cevap büyür mü? Yoksa 3 ile çarpıldığında mı cevap daha büyük olur? Tabii ki bir sayıyı 5 ile çarptığımızda pozitif bir sayı 5 ile çarptığımızda cevabımız ne olacaktır? Daha da Büyük olacaktır. Ben cevabın büyük olmasını istemiyorum. 5 ile minik bir şey çarpayım. Minik bir şey bulayım ki cevabım da en küçük olsun. O zaman ne düşünmem lazım benim? Ee, birbirinden farklı rakam olarak x ve y yerine 0'ı 1'i tercih etmiştim. Ben buraya 0'ı buraya 1'i yazarsam doğru bir şey yapmış oluruz. Çünkü burası ne olacaktır? 3 çarpı 1 artı 5 çarpı 0 olacaktır. Kaç yapıyor arkadaşlar? 3 kere 1 3. 5 kere 0 0. 0'ın çarpmaya etkisi nedir arkadaşlar? Yutan elemandır. sıfırla bir şey çarptığınızda cevap otomatik olarak 0 çıkacaktır. Yani 3 artı 0'dan 3 buldum. Gayet de küçük bir cevap bulmuş oldum. Biz devamında z var tabi ki. Onu unutmuyoruz. Dedik ki z eksili. Z negatif. Şimdi negatif olduğunda biz buraya z'ye büyük büyük sayılar verirsek çıkarma yapacağım için büyük sayı çıkaracağım için sonucum ne olur? Küçük bir sonuç olur değil mi arkadaşlar? Bir daha söyleyelim z'ye büyük bir değer veriyorum ki çıkardığımda büyük sayı çıkardığımda küçük bir cevap elde edebilelim diye. Rakam olduğuna göre en büyük kaç verebiliriz biz? 9 versek. O zaman buraya da eksi 9'u eklesek. Buraya da ne geldi? Eksi 9 geldi. 3 ile 0'ı topladım. 3 oldum. 3'ten 9'u çıkardım. Ne olduk? Eksi 6 olduk arkadaşlar. Alabileceği en küçük değer neymiş? Eksi 6'ymış. Şimdi mesela bu soruyu şöyle de çözelim sizinle. Biraz temizlik yapayım ben. Mesela karıştırdık diyelim ki. Eksi 6'yı şuraya not alıyoruz. Birazcık temizlik yapalım şuraları şöylece siliyoruz. Karıştırdık diyelim ki. Nasıl karıştırdık? Dedik ki biz buraya 0 yazdık, buraya 1 yazdık ya. Tersini yapsaydım buraya 1, buraya 0 yazsaydım. Yani ne yazacağımı biliyorum ama nereye yazacağımı karıştırıyorsam ne yapmam lazım? İkisini de hesaplayın arkadaşlar. Şimdi bir daha yazalım. 3 çarpı 0 artı 5 çarpı 1. Bu eksi z ne olacak? Bu yine olabildiğince büyük olacak. 9 olacak. Niye? Çıkarma. 9'u çıkarmak küçük bir cevap verir demiştik. Büyük sayı çıkarmak küçük cevap verir. O zaman buraya da bunu yazdım. 3 kere 0, 0. 5 kere 1, 5. Eksi 9. 5'ten 9'u çıkardık ne oldu? Eksi 4. Şimdi eksi 4 nedir arkadaşlar? Eksi 6'dan daha mı büyüktür daha mı küçüktür? Hemen şöyle bir sayı doğrusu çizelim. Bunları anlatacağım zaten yani sayı doğrusu üzerinde videonun ilerleyen kısımlarında temel kavramlar içerisinde bunların hepsini anlatacağım arkadaşlar. Yeri gelmişken bahsetmek istiyorum. 0 burada. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, şurası eksi 4, eksi 5, burası da eksi 6. Bakın bu tarafa yani şöyle eksi sonsuz tarafına doğru gittiğimizde ne oluyor? Eksi 6 sıfırdan uzaklaştığı için daha küçük cevap oluyor. Sıfırdan uzak olan negatif sayılar daha küçüktür arkadaşlar. Eksi 4 sıfıra yakın daha büyüktür. Eksi 6 sıfırdan uzak daha küçüktür. Dediğim gibi bunlara değineceğiz. Devam edelim. Şimdi yeni bir örneğimiz. ABC birbirinden farklı tek rakamlar olmak üzere AB eksi C ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Bu soruyu da şu yüzden hazırladık arkadaşlar. Yine ABC birbirinden farklı. Pardon. Evet. Birbirinden farklı diyor arkadaşlar. Ama diyor ki tek rakam olsun. Hemen ne yapıyorum? 1, 3, 5, 7 ve 9'u alıyorum. Tek rakam dediği için az önce bunları öğrenmiştik burada kullanmaya başlıyoruz. Burada bizim asıl amacımız şuydu. Şimdi A, B, eksi C ifadesinin alabileceği en büyük değer. En büyük değeri kullanacağız. En büyük de neydi? Bakıyorum. Bu A, B pozitif. Önünde hiçbir şey yazmıyorsa pozitifti. C negatif. Yani C çıkarılacak olan. Şimdi cevabın büyük çıkmasını istiyorsam, elimde de çıkarma işlemi varsa, AB'yi nasıl seçmeliyim mümkün olduğunca büyük seçmeliyiz. Bakın not alalım. Bunu büyük seçeriz. Bunu da küçük seçeriz. Mümkün olduğunca küçük aldığımızda doğru cevap bulacağız. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Bu AB ifadesi iki basamaklı örnek veriyorum 75 gibi bir sayı mıdır? Yoksa bu AB ifadesi çarpma mıdır? Buradaki arkadaşlar Çarpmadır. Yani ben buraya bir tane çarpmaya dair nokta koymalıyım. Neden? Eğer bu AB iki basamaklı 75 gibi bir sayı olsaydı, soru kökünde yukarıda burada ne derdi arkadaşlar? Mutlaka şunu söylerdi. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere diye soruyor bizim için süslerlerdi. Bu bize söylenirse biz orada ne yapacağımızı anlıyoruz. İki basamaklı bir sayı seçeceğiz. Nedir? 10'dan başlayıp 99'da sona eren sayılardır. Ama burada böyle bir şey söylemediyse, sadece AB yazdıysa arada gizli çarpma işlemi olduğunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla bizim sorumuzda büyük diyor ya, AB'nin büyük olması aslında A çarpı B'nin büyük olmasıymış. Çarpmada cevabımın büyük olması için bu tek rakamlardan 1, 3, 5, 7, 9'dan neleri seçebiliriz arkadaşlar? Büyük olsun diye. 9 çarpı 7'yi seçeriz. E, C'yi de küçük alalım demiştik. 1 alalım. 9 kere 7. 63. Eksi 1. 62 arkadaşlar. Doğru cevabımız bu olacaktır. Ben size önceki videolarda da söylemiştim. 4 işlemle yani... Çarpım tablosu, toplama, çıkarma, bölme, çarpma bunlarla lütfen aranız iyi olsun. 9 çarpı 7'ye 56 deyip 1 çıkarıp 55 bulup böyle bir hata, böyle bir yanılgı içerisine girmenizi asla istemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla en büyük değerimiz 62 geldi. Püf noktalar ne geldi burada? Çarpma geldi, tek rakam geldi arkadaşlar. Minik minik değişikliklerle devam ediyoruz. Evet. Yeni sorumuz diyor ki x, y, z birbirinden farklı çift rakamlar olmak üzere. Bakın, kök aynı. Yani birbirinden farklı diyor. Bu yine geldi. Evet, birbirinden farklı çift rakamlar olacak arkadaşlar. Yani bu sefer de Hemen soru kökünü okur okumaz aklıma ne geliyor? O bilgi bende var çünkü. Çift rakamlar 0, 2, 4, 6, 8. X, eksi Y artı Z ifadesini alabileceği en küçük değer. Cevabı küçük istiyorum. İnceleyelim. X pozitif toplama. Aynı şekilde kim var? Z pozitif toplama. Y önünde eksi var negatif çıkarma. Hemen düşünüyorum. En küçük olmasını istiyor muyuz biz? İfadenin en küçük olması için bu sefer ne yapmam lazım? Yani büyük büyük sayıları toplarsam büyük büyük cevaplar elde ederim. O zaman toplamaları ne yapmam lazım? Küçük küçük tutmam lazım. Birbirinden farklı çift rakamlar. Toplamaları küçük tutmam gerekiyorsa en küçük sıfır var 2 var. Buna sıfır yazsam buna da iki yazsam. Devamında Y neydi? Çıkarma. Negatif. Buna da mümkün olduğunca büyük sayı alalım. Neden? Siz elinizdeki çokluktan büyük bir sayıyı çıkarırsanız cevabınız ne olur? Küçük bir cevap olur arkadaşlar. Yani günlük hayatta kullandığımız mantıklarla aynı şeyler. Buraya da en büyük kaçı alabiliriz? 8'i alabiliriz. O zaman pozitifleri en küçüğü yani 0 ve 2'yi verdiğimde negatif olana çıkarma olana en büyük 8'i verdiğimde bu iş bitti arkadaşlar. O zaman bir temize çekelim. 0 eksi 8 artı 2. 0'ın toplamaya bir yetkisi yoktur. Yani ben 0 ile 2'yi topladığımda ne olur arkadaşlar? 2. Yanında bir de ne var? Eksi 8 var. Yani ben burada sıradan önce 0'ı 8'i sonra 2'yi işleme almak zorunda değilim. Ben 0 ile 2'yi toplamayı öncelikle alabilirim. 2'yi aldım sonra eksi 8 aldım. 2'den 8'i çıkarırsak ne olur arkadaşlar? 2'den 8'i çıkarıyoruz. Bir püf nokta vereyim size. Sonra anlatacağım zaten. Bakın 2'den 8'i çıkarmak size zor geliyorsa 8'den 2'yi çıkarın. 8'den 2'yi çıkardığınızda ne olur? Bildiğimiz 6 olur. O zaman dersin ki bak büyük sayıdan küçüğü çıkardığımda 8'den 2'yi çıkardığımda artı 6 geliyorsa cevap tersini yaptım. Yani küçükten büyüğü çıkardığımda 2'den 8'i çıkardığımda o zaman 6'nın tam tersi eksi 6 olarak gelecektir cevap. Hepsi bu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet bir başka sorumuz. Şimdi diyor ki ABC birer rakam olmak üzere. Bir dakika durun. Birer rakam olmak üzere. Birbirinden farklı diyor mu? Değmiyor. Önceki sorular sizi birbirinden farklıya alıştırdı. Bu soruda da böyle bir şey. Böyle bir tuzağa düşmenizi bekliyor aslında. Hayır arkadaşlar birbirinden farklı demediği için A, B, C birer rakam olmak üzere dediği için ne yapabiliriz o zaman biz? Aynı seçebiliriz. Hiç de problem yaşamayız. Birer rakam olacaklar. 3A artı 2B eksi C ifadesini alabileceği en büyük. Hemen en büyüğe göre en büyük değer kaçtır diye soru En büyüğe göre kafayı kuruyorum. Burada da toplama var pozitif. Bu da pozitif. Bu negatif. Şimdi düşünüyorum cevabın büyük büyük çıkmasını istiyorum. Büyük büyük çıkması için pozitif olanları toplama olanları ne yapmam lazım? Büyük değer vermem lazım. Rakam dediğine göre en büyük ben buna 9 versem. Buna da 9 verin. Neden arkadaşlar? Birbirinden farklı demediğine göre Büyük istediğime göre olabildiğince büyük istediğime göre ne yaparım? İkisine de 9'u veririm. Oldukça da rahat bir işçilik yapmış oluruz. C'ye ne diyeceğiz? C çıkarmaydı. Çıkarma olana yani negatif olana ne yapıyoruz arkadaşlar? Cevabı küçültmesin diye, cevap büyük çıksın diye cimri davranıyorsunuz. Küçük bir değer veriyorsunuz. Rakamlar arasında en küçük hangisiydi? Sıfırdı. E burada 3 kere 9 var. Yine söylüyorum bakın burada 3A yazıyor ya. Arada çarpma var arkadaşlar. 2B'nin arasında yine çarpma var. Yani bu 30'lu bir sayı bu 20'li bir sayı değil. Bunlar çarpma. 3 kere 9 27. 2 kere 9 18. 27 ile 18 topladık. 45. 45'ten 0'ı çıkardık. Yine 45 oldu arkadaşlar. Doğru cevabımız bu. Fark ettiyseniz her soruda ufak ufak eklentiler ya da çıkarmalar oluyor. Yani soruda bir şey çıkarıldığında siz ona göre hareket etmelisiniz. Soruya basit bir kelime eklendiğinde, önemli bir kelime eklendiğinde yine ona göre hareketinizi değiştirmelisiniz arkadaşlar. Bunlar çok önemli noktalar. Devam edelim. Evet. Yeni örneğimiz diyor ki X, Y, Z birer rakam olmak üzere Yine ne diyor arkadaşlar? Birer e, rakam diyor. Birbirinden farklı demiyor. Bir bakalım. X artı Y eksi Z ifadesinin alabileceği bu sefer en küçüğü soruyor. Ben hemen yine düşünüyorum. En küçük buradaki X toplama pozitif Y aynı şekilde toplama pozitif ama Z negatif. En küçük dediğinde bu toplamaları nasıl düşünecektik arkadaşlar? Mümkün olduğunca Küçük değerler. Çünkü küçükleri toplarsam küçük elde ederim. Büyükleri toplarsam büyük elde ederim. Sen amacına göre, isteğine göre hareket et. Sen küçük istiyorsun bu soruda. O zaman ne yapacaksın? Küçük değerler vereceksin. En küçük, rakam dediği için en küçük rakam kim var? Sıfır var, bir var. Farklı diyor mu? Demiyor. O zaman bu sıfır olsun. E buna da aynı şekilde küçük vermek istiyorduk değeri. Sıfır olsun. He, çıkarmaya geldiğimizde en küçük istendiğinde çıkarmada ne yapacağız arkadaşlar? Büyük büyük çıkaracağız. Çok çok çıkaracağız ki azalsın cevabımız. Buraya da o zaman 9 veririz. 0 ile 0'ı toplarız 0. 0'dan 9'u çıkarırsak eksi 9. Az önceki taktiği bir daha hatırlatalım mı? 9'dan 0'ı çıkarırsam ne olurdu? 9 artı 9 olurdu. E, tersini yaptığımda 0'dan 9'u çıkardığımda eksi 9 arkadaşlar. Hepsi bu. Devam ediyoruz. Evet yeni bir soru. ABC'de birer rakam olmak üzere. A eksi B eksi C artı D. Harfler artı 4 tane var. Olabilir hiç problem değil. Alabileceği ifademizin en küçük değerini soruyorlar. Ne yapacağız arkadaşlar? Yine inceleyeceğiz. A Artı mı eksi mi? Artı. D zaten artı görünüyor. B eksi çıkarma, C eksi çıkarma. En küçük olmasını istiyorduk arkadaşlar. En küçük olması için ne yapacaktık? Toplarken azar azar toplayalım, çıkarırken büyük büyük çıkaralım ki sonucumuz ne olsun? Mümkün olduğunca azalsın, küçülsün. O zaman toplarken bu A'ya ve D'ye mümkün olduğunca küçük değerler vereceğiz. Rakam diyor birbirinden farklı demiyor. Buraya 0 veririm buraya da 0 verebilirim arkadaşlar. Özgürüm birbirinden farklı demiyor. B ve C çıkarma durumunda ne demiştik? Mümkün olunca büyük değerleri verelim. Rakamlar arasında en büyük 9, 9 verirsek ne oldu? 0, eksi 9, eksi 9 artı 0 oldu. Bu sıfırların işleme bir etkisi var mıydı? Yok demiştik. Eksi 9, eksi 9 ne yapar arkadaşlar? Eksi 10 8 yapar. Doğru cevabımız eksi 18 olacaktır. Bu basit işlemlerle alakalı da e, çalışmalarımız olacak. Hemen akabinde geliyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi bir başka soru. ABC birbirinden farklı rakamlar olmak üzere birbirinden farklı yine geri geldi arkadaşlar. Ama bu sizi korkutmasın. Sadece dikkatinizi o an için oraya çeksin yeterli. A artı B artı C ifadesinin alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi arkadaşlar, şu var ya şu. Kaç farklı değer vardır? Bu ya çok zor bir sorudur, ya çok uzun bir sorudur, ya cevabı bir fazla bir eksik bulduğunuz bir sorudur. Yani açıkçası bunlar birazcık zor sorulardır. Neden zor sorulardır? Çünkü çok dikkat ister, dikkatle beraber bilgi ister. Bilgiyi biliyorsan çok kısa, problem yok. Ama bilgiyi bilmiyorsan, yani kısa da bilmiyorsan o zaman burada birazcık sıkıntı var. Burada birazcık risk var. Bu soruyu ben olsam sınavda, eğer emin değilsem, bir de soru kökünde kaç farklı değer vardır gördüysen emin olun sona bırakırım. Zaten zaman arttı, ee, daha fazla zamanınız var. Bırakın sonda şey yapalım arkadaşlar, çözelim sorumuzu. Şimdi şöyle yapacağız ama. Biz kısa yolu göstereceğiz. Ee, uzun yolu da söyleyeceğim ben size. Bunun sonunda bir formül de vereceğim. Basit bir formül vereceğim. Zor bir formül değil arkadaşlar. Yani bu soru üzerine birazcık duracağız. Diyor ki alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi aklınıza şu geliyor olabilir. E ben A'ya 5 vereyim. B'ye 6 vereyim. C'ye 7 vereyim. Sonra hatta A'ya 5, B'ye 6, C'ye 8 vereyim. Değiştireyim. Onu öyle yapayım. Bunu böyle yapayım. Toplayayım. E bir sürü değer bulurum. Ben ne bileyim ne kadar değer var, nereye kadar değer var bir nerede bitecek bu? Çok fazla değer var. Deyip bırakabilirsiniz soruyu. Ama istemiyoruz. Böyle bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Bakın size bir taktik geliyor. Bu taktiği not edin. Ben üst tarafa da e, basitçe not alacağım. Şimdi bazı kaç farklı değer alabilir sorularından şunu yapın. Cevabın en küçük olanını bulun. Bir de cevabın en büyük olanını bulun. Siz cevabın en küçük olanını ve en büyük olanı bulursanız zaten en küçükle en büyüğün arasında hani ortanca diyebileceğimiz cevaplar, değerler var ya onları dert etmenize gerek yok ki. Niye ben onları sayayım? Niye onların her gün tek tek bulmaya çalışayım? Hiç enerji harcamama gerek yok. En küçüğü bulsam, en büyüğü bulsam, işte en küçükte en büyük aralığında ben ne yapabilirim o zaman? Değerleri arkadaşlar tek 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 hesaplamadan istersem sayabilirim, istersem vereceğim formülden bulabilirim. O zaman gelin bakalım en küçüğü buluyoruz. Bu ABC birbirinden farklı rakam değil miydi? Birbirinden farklı rakamsa ne verebilirim en küçük için? Şurayı isterseniz basitçe not alalım. En küçük değer diye. Sıfırı alırız, bir alırız, iki alırız. Topladığımızda kaç oldu arkadaşlar? 3. 3'ten daha küçük değer uğraşsanız da bulamazsınız. O zaman soruya aykırı bir şeyler yaparsınız. Farklı değildir, rakamlar değildir. Bir değişik bir şey yapmış olursunuz. Soru yanlış çıkar. Yani 3 en küçük. Burada içimiz rahat, problem yok. Gelelim en büyük değere. En büyük değerde ne veririz arkadaşlar? Mesela bu 9 olsa, bu 8 olsa, bu da 7 olsa, birbirinden farklı 3 tane rakam alıyorsam 9 8 7 ne olur? 20 4 olur arkadaşlar. Şimdi ben en küçüğü buldum 3, en büyüğü buldum 24. Demek ki bu değerler, farklı değerler şunlar olabilir mi? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24. Ne oldu? Hep bakın dikkat edin. Beşer beşer yazdım. Neden? Her yazmanın bile bir metodu vardır arkadaşlar. Kargacık burgacık yazarsanız hele okunmazsa hele iç içe girerse birazını tahttan şey e, özür dilerim. Birazını siz